12 Ekim Salı Bir Gün Gazetesi Ayça Söylemez AYM'den Örnek Karar Anayasa Mahkemesi geçen hafta Suruç Katliamı ile ilgili bir başvuruyu daha reddetti. Red kararında da bombalı saldırıya maruz kalan gençleri bir terör örgütünün gençlik yapılanmasının üyeleri olduğu iddia edilen bazı kişiler diye tanımladı. Haliyle bu tanım tepki gördü. Bombayı patlatana değil, ölenlere düşmanlık beslendiğinin bir yansımasıydı. Peki reddedilen kararda ne vardı? Avukat Sezin Uçar'la konuştum. Bu AYM'nin reddettiği üçüncü başvurumuz dedi. Şu bilgileri verdi. Katliam faillerden birinin hakkında arama kararı olmasına ve saldırı istihbaratına rağmen gerçekleşti. Ancak Anayasa Mahkemesi başından beri sistematik şekilde devlet yetkilileri ve yargı makamlarının lehine karar veriyor. Toplamda 3 başvuruyla ilgili hiç hak ihlali tespiti yapılmamış oldu. AYM'nin reddettiği bu son başvuruda da Suruç'un MİT tarafından denetlenen bölgelerden biri olduğu açıkça ifade ediliyordu. Suruç katliamı davasının müdahil avukatlarının dilekçesinde AYM'nin kale almadığı savlarından bazıları şöyleydi. Katliamı gerçekleştiren Abdurrahman Alagöz'le ilgili soruşturmanın başında ulaşılan bilgilere göre IŞİD'le bağlantılı olduğu ve Suriye'de eğitim aldığı kesindir. Babası iki ay önce oğlunun işi de katıldığını emniyete bildirmişti. Daha önceki ihbarlardan da ağabeyiyle birlikte terör amaçlı kayıp şahıs olarak aranıyordu. Abdurrahman Alagöz'ün HDP'nin Diyarbakır mitingindeki bombalı saldırının failiyle de bağlantısı vardı. Telefon görüşmeleri tapeleri dosyaya girmişti. Gözün ağabeyi Adıyaman'daki İslam Çay Ocağı'nı işletiyordu ve her iki bombalı saldırı olayında da adı geçiyordu. Bilgiler burada da bitmiyor. Ankara Garı katliamında da aynı isimlerle karşılaşıyoruz. Sadece biz değil, savcılık da karşılaşıyor ama hepsi her seferinde serbest kalıyor. AYM'nin reddettiği dilekçede buna da değinilmişti. Ankara katliamı sonrası ailelerin başvurusu üzerine başlatılan soruşturmalarda Adıyaman'da dokumacılar grubu olarak bilinen işit hücresinin deşifre edildiği Suruç ve Ankara bombacısının aralarında bulunduğu işitliler hakkında El-Kaide üyeliğinden soruşturma başlatıldığı ancak serbest bırakıldıkları görülmektedir. Polisin bombalı saldırının faili Yunus Emre Ala Alagöz'ün iletişimini dinlediği ve hem Suruç bombacısı kardeşi hem de Ankara bombacısının saldırıda bulunacağını bildiği anlaşılmaktadır. Dilekçe'de ayrıca bombalı saldırıdan 3 gün önce Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı istihbaratının geldiği, Suruç katliamı sonrasında Ankara saldırganı Yunus Emre Alagöz hakkında 23 Temmuz tarihinde yakalama kararı çıkarıldığı halde yakalanmaları için hiçbir girişimde bulunulmadığı ifade edildi. Saldırganlar tapelerle ilgili sorgulanıp serbest bırakılmıştı yani telefonu dinlenen saldırganla diğer saldırganların bağlantılı olduğu ve bu kişilerin saldırı düzenleyeceğinin bilindiğini emniyet kayıtlarıyla ortaya koydular. Zaten saldırganın adı dönemin başbakanı Davutoğlu'nun bahsettiği ama eylem yapmadan yakalayamayacaklarını söylediği canlı bomba listesindeydi. Dosyadaki mülkiye müfettişliği ön inceleme raporunda dahi saldırılara karşı yeterli güvenlik tedbirlerini almadıkları değerlendirildiğinden kaymakam ve ilçe emniyet müdürü hakkında soruşturma izni verilmesi gerektiği sonucu yer alıyordu. Aynı raporda Abdurrahman Alagöz'ün 13 Ekim 2014'te Suriye'ye gittiğinin öğrenildiği bilgisinin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı'na bildirildiği ancak bu bilginin istihbarat birimlerine ulaştırılmadığı tespiti de yapıldı. Yapıldı da ne oldu? AYM bu bilgileri ciddiye almazken yaptığı tek tespit ölenleri suçlamaktı saldırılarla ilgili bu benzetme çok yapıldı ama bitmeyen bir kırmızı pazartesi içinde yaşadığımız gerçeği hiç değişmedi.